Manşete hoş geldiniz, uzunca bir bayram tatilini geride bıraktık. Ama tatil devam ediyor, Temmuz bitiyor, Ağustos ayı. Herkes tatil beldelerine gitti, gidemeyen de bulunduğu yerde işte belki kendi akrabalarıyla, yakınlarıyla vakit geçirmeye çalışıyor. Covid meselesi halen devam ediyor ve dünyada Amerika, İngiltere, Avrupa sadece Türkiye değil vaka sayılarında artış var. Ancak ölüm sayıları... O kadar ölüm rakamları o kadar korkutucu değil. Benim yaşadığım İngiltere'de günlük vaka, pozitif vaka sayısı 40 binleri, 45 binleri hatta yer yer 50 bine kadar vurdu. Ama ölüm sayısı hiçbir zaman ölüm rakamı hiçbir zaman 3 haneli rakamlara yani 100 ve üzerine gelmedi. 20'lerde 40'larda seyrettiği oldu. 80'lere 90'lara kadar çıktı oldu ama... E, bu şekilde seyrediyor. E, hükümetler bir biçimde iki defa aşılamadan sonra e, toplumlarının e, bağışıklık kazanmasını veya Covid'e yakalansa bile hafif atlatarak geçireceğini öngörüyor. Okulların açılma takviminde filan bir değişiklik yok ama herkes Eylül'den Ekim'den itibaren yeni bir varyant çıkar. Acaba aşılar tesissiz kalır mı kalmaz mı e, bunun merakında. E, İngiltere'de iki doz AstraZeneca aşısı olduk biz ayrıca ee, ama gerek iki doz AstraZeneca aşısı olan gerek iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan fark etmiyor. Ee, tekrar hasta olan veya bu varyant denilen e, virüsü kapanlar ve bunu ağır atlatanlar ya da hafif ayakta atlatanlar var. Hiç hissetmeyenler de olabilir. Dolayısıyla bu konuda rivayet muhtelif. Ee, bana göre en önemli meselelerden biri şu an bu. ve Ama herkes şu anda yazın, tatilin, rahatlamanın... E, maskesiz dolaşmanın falan biraz keyfini de sürüyor. Sürmek de istiyor. Aksi yönde bir şey de duymak istemiyor. E, bu konuda biraz böyle. Birazdan e, ileride sıra gelmeyeceği düşünerek bir iki şey daha söylemek istiyorum. Üçüncü doz aşı evet her ülkede tartışılıyor. Türkiye'de oluyor galiba. Fakat e, aşı karşıtlığı da son derece yaygın. Bu dünyada da var. Yani geçenlerde e, dün evvelki gün Londra'da yürüdüler ve e, aşı karşıtları e, NHS dediğimiz Ulusal Sağlık Sistemi çalışanları yani bildiğimiz hemşireleri, doktorları da suçladılar. E, ve üzdüler onları. E, çünkü gerçekten e, yaklaşık bir buçuk yıldır pek çok ülkede olduğu gibi sağlık çalışanları can siperhane mücadele ediyorlar. Adeta bir savaş veriyorlar. Yani bu savaşın da askerleri pozisyonundalar. E, Türkiye'de de e, çok tepki görüyorlar sağlık çalışanları maalesef. Aşı olmayan olmasın. Yani bu bu kadar net bu konuda özgürlükler var. Aşı olan yani kimsenin alnına silah dayamıyorlar aşı olması için. Ben aşı olunması gerektiğini savunuyorum ee, ve e, rakamlara bakarak böyle söylüyorum çünkü rakamlarda düşüş var. Yani e, vaka sayıları yüksek olmasına rağmen ölüm rakamları veya hastanelik olan kişi sayısı çok düşük. Dolayısıyla bunun nedeni ne? Bunun nedeni sadece iki dolaşılama. Başka bir nedeni yok yani. Görünen bu. İleride farklı bir bilimsel araştırma yapılır. Biz de ona bakarız. Analizimizi gözden geçiririz. Ben aşı yapılmasını savunuyorum ama insanların alnına silah dayayıp aşı yapılmasını savunmuyorum. Ya da bir biçimde insanların aşı olmaktan vazgeçirilmesi için kampanya yapılmasını falan, bu konunun dayatılmasını falan bunu da savunmuyorum. Bunun karşısındayım. Yani bir insan... Ne bileyim İslamcı olur, İslam'ı dayatamaz. Vegan olur, veganlığı dayatamaz. Feminist olur, feministliği dayatamaz. Devrimci olur, demir, devrimciliği dayatamaz. Komünist olur, komünistliği dayatamaz. Ben böyle düşünüyorum. Böyle inan inanıyorum diyeceksiniz. Böyle yapmayan, ona tabi olmayanı da olmayanı da hakkını savunuyorum diyeceksiniz. Yani ben aşı olmuyorum ama aşı olmak isteyenin de hakkını savunuyorum demeniz icap eder. Ama muazzam bir şekilde bir dayatmaya ve insanları etkilemeye ve insanları yönlendirmeye kadar vardı iş. Evet bu konuyu belli ki 2021-2022 sezonunda da yani önümüzdeki sezonda konuşacağız. Bir diğer e, önemli ve mühim konu filenin sultanları mühim bir başarıya imza attılar. Olimpiyatlarda çok olimpiyatları takip etmesem edemesem de Tokyo'daki olimpiyatlar bir yıl gecikmeyle yapılıyor. Kadın e, voleybol milli takımı e, dünya şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 e, yendi yolları açık olsun. Daha önlerinde iş var. Ancak mühim bir başarıya imza attılar. Ne zamandır duymadığımız, bir başarı, ne zamandır almadığımız iyi bir haber. Yürekten kutluyoruz. O arada İhsan Şen Ocak isimli bir din görevlisi galiba Diyanet'te çalışıyormuş. İşte İslam'ın kızı sen oyun alanlarının değil imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın falan gibi bir tweet attı. Bundan dolayı da 24 saattir filenin sultanlarını bıraktı sosyal medya bunu tartışıyor. Burada fikir hürriyetine, laf söyleme hürriyetine o öyle düşünüyor sen de böyle düşünüyorsun ne gerek var yani bu kadar kavgaya falan demeye gerek duymuyorum Türkiye aldı başını gidiyor. Normal koşullarda, normal ülkelerde bir dayatma içermedikçe kişinin kendi fikrini söylemesi veya fikrini ifade etmesi son derece normal icap eder, olması icap ederken ama Türkiye'de olay kopmuş durumda ve sadece bunun üzerinden bir şey düş, dönüyor. Buna verilecek en iyi cevap da belki bu karikatürü koyun geçin yani. Sen bildiğini okuyorsun, biz de bildiğimizi okuyoruz. O arada da işte böyle bir güzel karikatür. Bir, yani bazı o, olayların izahı olmaz, mizahı ol, olur dedir ya işte bu öyle mizahı olan bir hadise. Göç meselesine bakacağımızı söylemiştim. Avusturya Başbakanı en son e, Sebastian Kurz, Afgan mültecileri ilişki için, e, mültecilere ilişkin Türkiye gibi komşu ülkeleri daha doğru yer olarak görüyorum dedi. Daha önce de e, Merkel e, Türkiye'nin en uygun yer olduğunu söylemişti Afgan mülteciler için ve Suriyeli mülteciler için. E, açıklamasında ki e, Merkel başbakanlığa veda ediyor ve son basın toplantısını, yıllık basın toplantısını yaptı. Ağır şeyler söyledi ve düşündürücü şeyler söyledi. Mesela Türkiye'yi AB'ye tam, tam üye olarak hiç görmedim, hala da görmüyorum dedi. Mülteciler için 3 milyar euro daha verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Yani işte bir para daha geliyor size susun. E, ve e, Türkiye'nin çabası çok büyük, çok değerli filan dedi. E, haliyle Batı bütünüyle yani bu Fransası için de geçerli, Almanyası biraz evvel Avusturya başbakanının e, görüşünü getirdim. Batı nezdinde e, mülteciler e, mülteciler için bir e, tampon ülke pozisyonunda Türkiye, bir baraj ülke olmuş durumda. Bu Türkiye açısından açısından son derece düşündürücü. E, Türkiye neden Afganistan'da diye kimse sormuyor çünkü sorduğunuzda hemen linç ediliyorsunuz. İktidar e, muhalefet dahi sormuyor. Muhalefet bilakis Türkiye'nin milli meselelerinde e, iktidarın yanında olmakla övünüyor. İşin böyle bir tarafı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videoları e, çokça konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şu fotoğrafı biraz daha e, yaklaştırayım. O biraz daha belirleyici olsun. ...mülteci meselesini konuşurken. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, mültecilere ilişkin videoları konuşuluyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, yani bir anlamda muhalefetin de sorumluluğu. Suriyeli mültecilerin bu kadar pa, e, patlamasında rakamların. Yani her Suriye tezkeresine evet oyu verdi muhalefet. Ve dediğim gibi e, dış politika milli politikadır deyip iktidarın yanında hizalandı. Ama Suriyelileri geri göndereceğiz filan demek işte bu da çok tartışıldı eleştiriliyor. Şimdi bakın 5.3 milyon resmi rakamlarla Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor. Afganların sayısı hakkında bir veri yok ama günde binin üzerinde Afgan Türkiye'ye giriş yapıyor. Belli ki yakında 100 binleri bulacak bu sayı. Batı neden istemiyor? Çünkü veya göçmenler neden Batı'ya gitmek istiyor? Nedeni şu. Başta Almanya olmak üzere, İngiltere'de de öyle, Fransa'da da, Hollanda'da, Belçika'da da öyle. Rakamlar değişmekle beraber Buraya gelen mültecilere, kendilerine iltica eden ailelere Avrupalı ülkeler barınacakları bir ev asgariyeden veriyorlar. Onun işte elektriğini, suyunu, gazını, ısınmasını karşılıyor. Çocukları için kişi başı 200 euro gibi, 400 euro gibi iyaşa e veya destek veriyor. Nereden baksanız minimum, en minimum 10 bin euro civarı barınma, konaklama... 10 bin euro civarı da e, 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 bedeli verse ülkeler bir aile için, 4 kişilik bir aile için minimum üstü var ama ben en tabandan gidiyorum. 20 bin euro bütçesinden aktarıyor. 1 milyon aile olduğunu düşünün. 1 milyon mülteci aile olduğunu düşünün. Bu 20 milyar euro yapar. Ve siz bunu tabii bir sene vermiyorsunuz. Diyelim ki 5 seneye kadar vereceksiniz. 100 milyar euro yapar. Sadece 1 milyon mülteci aile için herhangi bir ülkenin 5 yıl boyunca harcayacağı para minimum bunun sağlık giderleri var, eğitim giderleri var, bir sürü şey var. Yaşa giderleri daha yüksek vesaire. 100 milyar euroyu geçiyor. Ki bunun üzerine başka göçmen de gelmeyecek filan falan. Dolayısıyla göçmenler bunun için Avrupa'ya gelmeye çalışıyorlar. Yelken açmaları bundan. Batı'nın da bu maliyetten dolayı istememesi. Dokuyu da bozuyor. Yani dokuyu da bozduğunu düşünüyor. Yani bir ülkenin nüfusu nüfusunun kaldırabileceği mülteci rakamı bellidir. Yani ülkeler zaten bunu belirliyorlar. 3-5 bin mülteciye, 10 bin mülteciye, hadi 20 bin mülteciye kapıları açarız ama öyle milyon milyon istemiyoruz diyorlar. Yani bizim nüfusumuz ne kadar haklı. Şimdi Türkiye'nin 80 milyon veya 85 milyon kabaca nüfusu varsa şimdi bunun 7-8 milyonu Suriyeli artı Afgan mülteci ise %10'u neredeyse yakın bir gelecekte mülteci olacak. Nüfusunun %10'u ve kalan %90 o mülteciyi gözleyebilecek mi? Onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi? Ona bakacak mı? Kendine bakamıyor, kendi aç yani. Böyle de bir tarafı var. Bir de şu tarafı var. Enteresan. Mesela İngiltere'de yoğun çaba götürüyor mültecilerle ilgili. Manş Denizi'nde e, mülteciler geri itilmeye çalışılıyor falan. Tuhaf gelebilir. Çünkü o mültecilere soruyorlar neredensin diye. İşte Suriye'den gelen var. Irak'tan, Afganistan'dan gelen var. Yani bütün Avrupa'yı geçmiş, Balkanları geçmiş, İtalya'yı, Macaristan'ı geçmiş, işte Fransa'yı, Almanya'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı geçmiş ve Manş Denizi'nden İngiltere'ye gelmeye çalışıyor. 20 Avrupa ülkesini atlayıp veya geçip İngiltere'de kendine bir olanak bulmaya çalışıyor, bir yaşam alanı açmaya çalışıyor. Haliyle bir de işin böyle bir tarafı var. Evet, mülteciler Yunanistan'ı beğenmiyorlar, ne bileyim Almanya'ya geçmeye çalışıyorlar. Ama Almanya'yı, Fransa'yı beğenmeyip İngiltere'ye geçmeye çalışan da oluyor. Yani hep batının batısına doğru bir gitme hali, yönelme hali var. Bu durumda böyle. Medyanın fonlanması meselesiyle ilgili konuşmak gerekirse, Med medyaskop platformu ki Ruşen Çakır'ın şahsında 6. yıldır yayında, 2015 yılında yola çıkmış. Bir cep telefonu, bir tripodla ve şu anda da yüzlerce kişinin emek verdiği, yayıncılık yaptığı ve ağırlıklı olarak tabii YouTube üzerinden, internette web siteleri de var, YouTube üzerinden yayın yapan bir site. Ruşen Çakır'ın şu sözü üzerine, yani Erdoğan'ın Fethullahçılara yaptığını Cumhuriyet tarihinde layıklık iddialı hiçbir iktidar, dindar gruplara yapmadı. Yani Ruşen Çakır diyor ki, Fethullahçıların gördüğü zulmü, dindar hiçbir kitle cumhuriyet tarihi boyunca görmedi. Evet. Bu yönüyle haklı. Evet cumhuriyet tarihinde bir muhafazakar kitleye yapılan zulüm itibariyle sözü doğru. Bundan dolayı mı bu başına geldi yoksa başka bir nedeni mi var? Onu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şey şu. Bu bir fırsat gözetilerek işte Rütük falan harekete geçti. Propaganda Bakanlığı harekete geçti. Yerli milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir vesaire diye. Şimdi bir iki şey söyleyeceğim. Birincisi yani herkesin bildiği şeyleri tekrar etmeye gerek yok ama birer satırla geçelim. Şeffaf bir biçimde gelir gider tablosu ortadaysa ve insan medya ortadaysa ilan edilmişse ilan edilmese dahi ilan edilsin veya edilmesin medya gruplarının veya medya platformlarının fonlanması son derece doğaldır. Dünyanın her yerinde de böyledir. Bir örnek vereceğim. Misal Belarus'ta mesela bir otoriter lider var ve siz Belarus'ta medyanın güçlü olmasını ve o otoriter liderin yaptıklarının yanına kar kalmasın, kalmamasını istiyorsunuz. Bir vakfınız var ve çeşitli ülkelerde siz e, bağımsız gazeteciliği desteklemek ve işte otoriter yönetimlerin panzehri biraz da işte bu tür gazeteciliktir falan diye düşünüp mesela hiç tanımadığınız belki de gitmediğiniz bir ülke olan Belarus'ta Lukashenko'nun karşısındaki muhalif bazı medya platformlarına 3 kuruş 5 kuruş aktarabilirsiniz. Yani siz orada gazetecilik yapmaya çalışın. Biliyoruz başta bir despot lider var ama bağımsız gazeteciliğe de ihtiyaç var. Hadi buyurun yayınlarınızı da takip edeceğiz. Başka da bir şey istemiyoruz. Bizim zaten Belarus'ta ne alakamız olur ama biz genel olarak işte özgür medya, çoğulcu medya bundan yanayız falan. Bu bunun gibi bir şey. Amerika'da da bir vakıf böyle bir destek sunmuş. Medyascope da bunu saklamıyor. İşin orasında değilim. E, keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa vesaire. Orasında değilim. E, ancak e, gazetecilik söz konusuysa Türkiye'de e, bundan bağımsız olarak Türkiye'deki gazeteciliğin temel sorunu e, otoriter rejim. E, bağlı olarak da ideolojik duruş, bağlı olarak da mahalle baskısı ve bağlı olarak da işte beslendiği noktalar. E, fonlama dediğinizde Türkiye, Avrupa Birliği fonları, Amerikan fonlarıyla e, ...fonlanan bir ülke. Medyası da fonlanıyor. Kurum ve kuruluşları, bakanlıkları da fonlanıyor. Ayasofya Camii'ndeki tamirat, onarım bile oradan gelen fonlarla oluyor. Dolayısıyla fon meselesini eleştirenler kendileri alırlarken ses etmiyorlar. Başkası aldığında da işte foncu, fondaş falan gibi şeyler yürüyor. İşte dediğim gibi tutturabildiğine, biraz evvelki voleybol e, meselesine... ...ve işte bir kadın voleybol milli takımının başarısı üzerine... ...meseleyi başka bir açıdan ele alan bir diyanet imamının bakışından falan söz etmiştik. Yani meseleyi artık dedim ya fikir hürriyeti, teşebbüs hürriyeti falan o konuların konuşulmasını geçmiş. Tamamen kutuplaşma o konulardan geçmiş. Tamamen kutuplaşma üzerine yürüdüğü için maalesef bunlar tartışılıyor. Türkiye'de, Türkiye'nin temel sorunlarından biri kişi ve gruplar kendileri için mübah gördüğünü başkası için haram ediyor... Mesele bu, bu medya grupları için, medya mahallesi için de geçerli, bu iktidar cenahı için de geçerli. Herkes fikir hürriyetini savunuyor ama başkalarının fikirlerine yer vermiyor, başkalarının fikirlerine itibar etmiyor, başkalarının fikirlerini de tahkir ediyor. Lafta söyleniyor, yani iki dudak arasındaki özgürlük tabir yerinde ise kursaktan aşağı inmiyor. Bir de işin böyle bir tarafı var. Türkiye'deki medya mahallesi devrimci sol gelenekten gelen bir mahalledir. Haliyle bazı yönleri itibariyle baskıcı, otoriter veya işte iflah olmaz, ideolojik tutum falan siyasal İslam mahallesinden çok da fazla ayrılmaz. Peki medyaskop Ruşen Çakır neden Oda TV üzerinden operasyonlandı? Bilmiyoruz bunu en iyi Ruşen Çakır bilebilir ve Oda TV'ciler bilebilir ama bilinen bir şey. Yani daha evvel kimi yandaş e, yazarların veya isimlerin geçen sene daha önceki sene gündeme getirdi ki o da açık kaynaklardan. Crest Vakfı'nın Medyascope'u fon, fonlayan Crest Vakfı'nın sitesinde de var bilgiler. Medyascope'un künyesinde de var. Crest Vakfı'nda rakamlarına kadar var. Medyascope'da e, künyesinde rakamlar yok ama Crest Vakfı'ndan fonlandığını da saklamıyor. Bu bilgi e, şey bir bilgi değil. Ne derler? E, yeni bir bilgi değil, sürpriz bir bilgi değil. Neden şimdi çıkardılar, ısıttılar da tek çaktılar? Ee, bunun nedenlerini en iyi tarafları biliyordur. Ama bunun üzerine Propaganda Bakanı Fahrettin Altun harekete geçti. İşte Rütük gördüğünüz gibi harekete geçti. Belli ki bir düzenleme yapılmasına malzeme olsun diye harekete geçildi. Medyaskop'ta o arada harcandı veya harcanma çalışılıyor. Evet. Medyaskop'un gazeteciliği ile alakalı ben Medyaskop yayınlarını kim yayınları takip ediyorum. Yer yer iyi gazetecilik örnekleri var, yer yerde iyi gazetecilik örnekleri yok. Özellikle hak ihlalleri, cevap hakkı konusu, ne bileyim 15 Temmuz'un 15 Temmuz'la ilgili konuların işte kenarında durması, bir cemaat karşıtlığı falan noktalarında çok tasvip sahibi bir platform. Bu da şeyden kaynaklanıyor, kurucusu ve halen orada her gün yorumlarıyla dikkat çeken Ruşen Çakır'dan kaynaklanıyor. Ee, baskın bir Ruşen Çakır faktörü var medyaskopta. Sürekli göz önünde ve sürekli kendi yorumlarıyla kanala biçim veriyor. Ama o künyede de geçen yüzlerce isim ee, bir yana işte Ruşen Çakır'ın duruşu bir yana gibi bir şey oluyor. Ee, evet kurucu genel yayın müdürü olabilir veya işte oranın bir numaralı yorumcusu olabilir ama bu kadar kişi arasında bu kadar baskın medyaskop deyince akla gelip de onun yorumlarıyla işte bir koca platformun o kadar kişi de ekmek yiyor sonradan falan. Böyle bir baskın karakter olarak şey olması, önde olması eğer orada çalışanları rahatsız etmiyorsa diyecek bir şeyim yok. Ama ben olsaydım rahatsız olurdum. Yani bir dakika patron yani çok fazla öndesin yani biraz arkadaşlar, biraz ekip, biraz kadro falan derdim yani. Her neyse kendi bilecekleri iş çalışanlar da memnunsa e, diyecek bir şeyim yok. E, ama e, belli konulara e, giriyor, belli konulara temas ediyor, belli konulara çok fazla temas etmiyor. E, kendi bilecekleri iş dediğim gibi e, onların e, varlıklarını savunurum, onların yayın hayatına devam etmelerini savunurum. Bütün e, samimiyetimle başlarına bir şey gelmesini istemem. Başlarına bir şey gelirlerse gelirse de e, üzülürüm. Evet. Durum böyle. Hmm. dolayısıyla e, fonlanan, fondaş medya filan e, konularının e, yaklaşan yeni sansür dalgasıyla çok yakından alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu da Erdoğan'ın bu e, görüntüsü. Şimdi e, Erdoğan'ın sağlığı önemlidir, değildir, şu bu vesaire hmm. bu Kurban Bayramı'nda çekilmiş AKP'lilerle bir bayramlaşma e, görüntüsü, e, tişört giymiş Erdoğan, e, duruşu offside. E, bütün yayın 12-13 dakikalık yayın, baştan sona seyrettim. E, bitkin, yer yer kendinden geçiyor, yer yer geveliyor, yer yer prompter'dan okuduğu şeyi kaçırıyor veya işte geride kalıyor. E, çok kötü durumda. E, yani. E, Kendisi farkında değilse birilerinin uyarması lazım. Yani iyi durumda değilsiniz, biz bu işten vazgeçelim falan denmesi lazım. Programın canlı mı, bant mı olduğu, hangi kanalların verdiği, hangilerinin vermediği burada değilim. Ama bu konuyla ben Erdoğan'a ciddi bir bacak arası yapıldığını düşünüyorum. Şimdi Ankara özellikle Libya'ya sokulmadığı, Akdeniz'de dışlandığı, ne bileyim... Oruç Reis'i dillendire dillendire dinlendire dinlendire. Önce dillendiriyorlardı, sonra dinlendirmeye başladılar. Dinlendire dinlendire bir hal oldu Kıbrıs Akdeniz'de biliyorsunuz. Dağlık Karabağ yaklaştırılmadı. Suriye'de pasifize edildi, yok. Dolayısıyla Erdoğan bir Kıbrıs çıkarması yaptı ve Lefkoşa diye, Lefkoşa'da planladığı müjdeyi veremedi. Bunun işte o Kıbrıs çıkarmasının yorgunluğu olduğu söyleniyor ama ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Oraya da geleceğim. Er, Erdoğan oraya bir külliye inşa edeceğini ve bunun müjdesini verdiğini vereceğini verdi daha doğrusu. Esasen ada basınından aldığımız bilgiler bunun pek öyle olmadığını gösteriyor. AB konseyi başkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'a çıkarmasından bir gün önce Bakü'ye gidiyor ve Aliyev'e Kıbrıs'ı tanımaya, Kuzey Kıbrıs'ı tanımaya hazırlanıyormuşsunuz. Aman yapmayın ha falan yoksa ilişkilerimiz gerilir falan minvalinde bir ultimatom çekiyor. Bu ültimatom da Erdoğan'a iletiliyor ve Erdoğan Kıbrıs'ı Azerbaycan'da tanıyacak falan. Belki de Haydar Aliyev'le Kıbrıs'a gitmeyi planlıyordu her neyse. Böyle bir müjde falan verecekken bu iş kursağında kalmış görünüyor. Bunu Rum, Kıbrıs Rum basını yazdı. Bundan dolayı Erdoğan vereceği müjde buydu. Bundan dolayı müjde kursağında kaldı diye yazdı. Erdoğan da haliyle elde bir şey kalmayınca ve Kıbrıs'a bir külliye veya işte bir cumhurbaşkanlığı konutu sarayı neyse yapılacağı daha evvelden ilan edilmiş yeri falan her şeyi belli olmasına rağmen bir müjde diye kakaladı. Evet. Böyle bir durum. Evet. Şimdi bu görüntüye gelecek olursak birileri Erdoğan'ı güçsüz ve hasta gösterme derdinde bu çok net e, fakat e, bu görüntü bu görüntünün e, bir kaza eseri yayınlandığını ve bir kaza eseri böyle bir şeye yol açıldığına çok fazla ihtimal vermiyorum e, başka sızan şeyler de oldu mesela Egemen Bağış'ın 2011 yılında bir özel uçakta Ali Bayramoğluyla işte Şampanya içtiği veya işte e, masada kadehlerin görüldüğü fotoğraf bu da içeriden sızmış bir fotoğraf. Mesela Erdoğan'la Binali Yıldırım'ın farklı tarihlerde aynı konuşmayı yapmış olmaları. Yani metin yazarı almış, kopyalamış. Binali Yıldırım'ın konuşmasını Erdoğan'a kopyalamış veya Erdoğan'ın konuşmasını Binali Yıldırım'ın konuşmasına kopyalamış. Arada aylar var, belki yıl var. Bunu dikkatli bir hafızanın falan yakalaması mümkün değil. Erdoğan neredeyse her gün saatlerce konuşuyor. Yani Binali Yıldırım da konuşuyor. Yani şimdi birisi e, alacak konuşmaları karşılaştıracak da aynı paragrafı bulacak. Mümkün değil. Bu da içeriden sızdırılmış bir şey. E, yine benzer şekilde e, Okluk'ta yapılan Yazlık sarayın fotoğrafları sızdı. Neymiş efendim? E, mimarı kendi internet sitesine koymuş bunu. E, bu işler pek, pek böyle olmuyor. Yani Erdoğan gibi birine saray yapıyorsunuz ve ondan sonra içini dışını yatak odasına kadar e, fotoğraflarını yayınlıyorsunuz. Bunların hepsinin ben Erdoğan'ı zorda bırakan, zorda bırakmayı amaçlayan hareketler olduğunu düşünüyorum. Mesela yanlış da konuşturuluyor. Yani İngiltere'de insanlar 100 sterline aşı oluyorlar. İşte bizde böyle bir şey yok falan filan gibi bir şey söyledi. Açık bir yalandı bu. Bunu Türkiye'deki herkes de biliyordu. Yani e, tamam Türkiye'de siz evet büyük yalanlar söylemeniz lazım ve halk büyük yalanlarla halkı büyük yalanlarla uyutuyorsunuz ama... Böyle bir yalanın patlayacağı, böyle bir yalana kimsenin inanmayacağı, yani herkesin Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da hısımı akrabası var. Yani bu çağda herkes Facebook var, ne bileyim Twitter, Instagram var. Anında bir etkileşim oluyor. Gurbetçi faktörü var. Nereden baksan Almanya'da 3-4 milyon insan yaşıyor yani. İngiltere'de nereden baksan 5-600 bin Türk var. Bunların Türkiye'de uzantıları var yani. Akrabaları, yakınları vesaire. Dolayısıyla bu yalanın üzerinden bir hafta geçti geçmedi. Erdoğan bir daha dedi yani. Avrupa Avrupa'da işi şeyle yapıyorlar. Aşıyı parayla yapıyorlar. Biz yapmıyoruz gibi yalan söyletiliyor ve çok açık bir yalan söyletiliyor. Yani halkın itibar etmeyeceği bir yalan söyletiliyor. Dolayısıyla şimdi burada Erdoğan'ın koltuğa yığılmış gibi oturduğu, kelimeleri gevelediği, zaman zaman kendinden geçtiği bu 12-13 dakikalık bayramlaşma videosu tam da bu aşamada dolaşıma girdi. Ve hem Erdoğan'a hem de Propaganda Bakanı'na bacak arası yapmış oldular. Fahrettin Altun da sinirdi zaten gitti. Habertürk'ten Fatih Altaylı'dan çıkarmaya çalıştı. Hatırlatalım 15 Mayıs'ta bundan birkaç ay önce Profesör Emin Gürses ulusal kanalda katıldığı bir yayında şöyle demişti. Erdoğan güvende değil, iki bakan bir başkan, üçü bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi değildir deyip kendileri ülkenin yönetimini alacaklar. Bunu akla getirdi. Bu Emin Gürses'in çıkışını akla getirdi. Bir diğer şey de şu, bu Emin Gürses'in lafına çok fazla itibar ettiğimden değil, Ankara'da gerçekten Erdoğan sonrası dizayn ediliyor. Yüksek askeri şura toplantısı yaklaşıyor. Saraydaki çevresi dahi Erdoğan'a çelme takmaya başladı ve içeriden vuruluyor. E, dolayısıyla e, halen de bu video e, yandaş kanalların YouTube hesaplarında erişime açık. E, buna rağmen reisi, e, hasta, bitkin, kendinden geçmiş bir halde göstermeye devam ediyorlar. E, belli ki kendi de farkında değil. Erdoğan farkında mı diye bir soru gelebilir akla. Bana göre çektiği videoda düştüğü durumun dahi farkında değil. Lafları gevelediğinin ...bir ara içinin geçtiğini falan farkında değil. Yani ben her gün mesela yani normal manşet yayınlarını yaparken sizinle bu şekilde konuşuyorum. Ee, gevelemeye başlarsam, şöyle bir gidip gelirsem falan bir dakika ya falan dersiniz. Yorumlara yazarsınız, bilen varsa işte tweet atar bu çocukta bir şey var falan bir bakın der. Ya da şöyle otursam mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Ee, sıra dışı bir durum var. Ee, dolayısıyla bunu da geçiştirmeye çalıştılar. Erdoğan farkında mı çektiği videoda düştüğü durumun dahi farkında değil ve bu video yığınla yandaş kanalın hesabında da hala açık bunu da belirtmiş olalım. Mehmet Barlas demiş ki Erdoğan'ın mutluluğu hepimizin mutluluğudur. ve doğru demiş. Erdoğan giderse mutlulukta, huzurda, safahatta, şatafatta biter. Cem Toker Erdoğan'ın Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok cümlesi sürpriz değil, dir suçmesi de değil. Zira İslam'ın ılım, ılımlısı ılımsız olmaz. İslam tektir diyende kendi hayatımızın merkezine dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz diyen de kendi evet. Maalesef bu laflar uzun yıllar önce söylendi. Bakın ben 2013 yılı Ekim veya Kasım ayıydı. Bugün gazetesinde yazdığım bir yazıda şunu belirtmiştim. Daha hiçbir hadise falan yok yani bu 17-25 Aralıklar falan da yok. Erdoğan demişti ki Başörtüsü özgür olmalı çünkü dinin emri demişti ve ben buna itiraz etmiştim o yazıda. Başörtüsü özgür olmalı çünkü temel insan hakkı. Eğer olaylara e, insan hakkı temelinde, evrensel özgürlükler temelinde bakmazsanız, başörtüsü e, yasak olmamalı çünkü dinin emri derseniz, başkaları da başka dinlerin emirlerini veya kendi mezheplerinin emirlerini e, alt alta sıralar. Sonra Erdoğan'a da sormak gerekir, e, dinin emri de e, faiz diye var, dinin emri de işte alkol niye şöyle, dinin emri de öbürü beriki niye böyle diye gider, e, olayı böyle bir şeye oturtursanız diye. Bu endişe verici bir çıkış. Başörtüsü hürriyeti dinin emri olduğu için değil, başörtüsü hürriyeti temel insan hakları ve evrensel özgürlükler e, zaviyesinden ele alınıp değerlendirilmeli falan diye yazmıştım aradan 8 sene geçmiş olaylar devam ediyor. Tabi Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda da Türkiye'yi Doğu Perinçek temsil ediyor. Evet. Bekri Mustafa imam oldu dersiniz diye bir fıkra var ya aynen öyle yani. Türkiye'de durumlar nedir diye sorarsan birileri Doğu Perinçek İslami Uyanış Kurultayı'nda Türkiye'yi temsil etti dersiniz. Mehmet Boyunkalı biraz önce bahsetmiştim. Ayasofya'nın istifa ettirilen imamı Ayasofya ve Kariye hakkında rapor isteyen UNESCO yetkililerimizden gereken cevabı almış. Bu bir egemenlik meselesidir. Siz o raporu fonladığınız gazetecilerinizden isteyin falan diye bir tweet atmış. Ve muazzam bir kapak. Ergin Koç Yıldırım. Hocam çok kısa bir süre imamı olduğunuz Ayasofya'nın kubbesinde ve ayaklarında hasar vermeyen tekniklerle çalışmalar ve kubbe mozaiklerinin konservasyonu için kurulan iskele Profesör Wenzel'in girişimiyle Almanya Bilimsel Araştırma Kurumundan sağlanan fonla yapılmıştır diye kapak yapmış. Evet kapak da böyle olur. O arada CHP'li Kuşoğlu 783 şirket kayımla yönetiliyor. Paranızı böyle bir ülkede tutar mısınız diye soruyor. Günaydın 6. senesinde 6. yılı yaşanıyor. KHK'ların 6. yılı yaşanıyor. Kayımın 6. yılı yaşanıyor. Çökmenin 6. yılı yaşanıyor. İçeride yüz binlerce eza cefa gören insanların üzerinde tepinilmesinin CHP'de Farkında esasen, herkes biliyor yani. 783 şirket kayımla yönetiliyor. Paranızı böyle bir ülkede tutar mısınız? Bunları söylemek için biraz geç kalmadınız mı efendiler? O arada Tunus'ta darbe olmuş. Esasen Tunus'ta darbe olmadı da Tunus Cumhurbaşkanı başbakanı görevden aldı. Meclisin yetkilerini dondurdu. Meclisteki en büyük parti İslamcı Nahta kararı darbe olarak nitelendirdi. Sokaklarda sevinç gösterileri düzenlendi vesaire. Sıcak gelişme bakarız ilerleyen günlerde. Ama bakalım Türkiye'de yandaş mahalle bunu nasıl ele alacak? Darbe diye mi ele alacak? Cumhurbaşkanından yana mı? Yani İslamcı bir partinin e, devrilmesini veya İslamcı bir partinin kurduğu hükümetin feshedilmesini darbe olarak mı ele alacak? Yoksa hayır işte Cumhurbaşkanı'nın yanındayız, Tunus'un yanındayız deyip esasen darbe olarak nitelendirmesi gereken bu konuyu yo hayır bu demokrasinin gereğidir mi diye bakacak. Şu anda bunu düşünüyorlardır kara kara. Evet. Erdoğan'a bacak arası yaptılar konulu analizimizi böylelikle noktalıyoruz başta bahsettiğim başlıklara başta temas ettiğim konuşacağım dediğim konulara temas ettiğim zannediyorum 30 32 dakikalık bir yayında. Bir sonraki yayında, bir sonraki manşette tekrar buluşmak umuduyla Hoşçakalın.